Merhaba. Bu videoda dolar tl'nin teknik analizini yapacağız arkadaşlar. Videonun ikinci kısmında da dolar tl üzerinde çok büyük etkisi olduğuna inandığım dolar endeksinin kısa bir teknik analizini yapacağız hep birlikte. Ekranda görmüş olduğunuz grafik aslında benim yaklaşık bir ay önce yaptığım çalışmadan kaldığı haliyle 31 Mayıs'ta yayınladığım teknik analiz videosundaki hali. Bunu şunun için yapıyorum. Hem Gerçekten de teknik analizi aslında bir ay önce yapmış olmamıza rağmen birazdan göreceksiniz. Şurada çizdiğim tren çizgileri Fibonacci kanalı bugün bile doğru bir şekilde çalıştığını, Fibonacci kanal çizgilerinin destek direnç olarak çalıştığını hep birlikte göreceğiz. Aylık grafikte gördüğünüz gibi aslında önemli bir Fibonacci çizgisinin üzerinde kalmaya devam ediyor şu an itibariyle. Şu anda dolar tl kuru 4.62.31 seviyelerinde. Eğer buranın üzerinde bu çizginin üzerinde kalabilirse e, aylık grafiğe göre hedefinin de bir sonraki Fibonacci çizgisinin geçtiği seviyeler olan 4.85 seviyeleri olduğunu görebiliyoruz. Tabi indikatörlerle bunun olma olasılığının ne olduğunu görelim arkadaşlar bunu araştıralım önce. Makdi al sinyali veriyor pozitif seviyede al sinyali vermeye devam ediyor. Diğer taraftan MACD'nin ortalamaları arasındaki mesafede açılmış. Yani al sinyali güçlenerek devam ediyor aslında. RSI'da ise 70 seviyesinin üzerindeki hareket devam ediyor. Aşırı alış bölgelerinde daha önceki videolarda da bahsettiğim gibi aşırı alış bölgelerinde ya da aşırı satış bölgelerinde dalgalanarak devam edebiliyor bu tür göstergeler. Burada da şu bölgede gördüğünüz gibi aslında aylık bazda bu grafik. Aylık bazda RSI aşırı alış bölgelerinde büyük dalgalanmalar yapıyor ve bu şekilde de yükselmesine devam ediyor. Dolayısıyla aylık bazdaki bu maddinin hareketi devam etmesi söz konusu olursa e, yükselişinde devam etmesi kaçınılmaz olacak. Tabi MACD'de bir de şöyle düşen bir trend çizgisi vardı aslında. Bu düşen trend çizgisi de eğer bu ay itibariyle yani Haziran ayının bitmesine yaklaşık 3 gün kaldı. 3 gün içerisinde aşağı sert bir hareket olmazsa RSI'de bu düşen trend çizgisini yukarıya kırmış olacak. Dolayısıyla yukarı yöndeki hareketin devamı gelebilir arkadaşlar. Tabi RSI, MACD ya da stokastik herhangi bir indikatör aylık grafik bazında incelendiği zaman bu indikatör lerdeki çok küçük hareketler fiyatlarda çok daha büyük dalgalanmalara sebep olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla buna da dikkat etmekte fayda var. Stokastik RSI'de aşırı alış bölgelerine geçmiş olmasıyla birlikte bu da alış sinyalinin yani yükselişi teyit eder nitelikte şu an. Hemen günlük grafiğe dönelim. Bu grafikte de günlük bazdaki bu grafikte çok uzun vadeli 2013-2014 yılından başlayan bir uzun vadeli kanal içerisinde hareket ettiğimizi görebiliyoruz. En son kanalın üst çizgisi 4.92 seviyelerinde test edildi ve fiyatlar buradan geri döndü. Yine bu kanalın içerisinde diyebileceğimiz bir Fibonacci kanalı çizmiştik. Buradaki 3 noktayı şu noktayı şuradaki 2018 Şubat'taki oluşmuş dip seviyesine ve 2017 sonlarındaki zirveyi birleştirerek elde ettiğimiz bir yükselen Fibonacci kanalı vardı. Yine bu Fibonacci kanalının temel kısmının yani şu iki çizgi arasındaki kısmının ikinci katı olan yani iki Fibonacci sayısı seviyesinden geçen Fibonacci çizgisinde de bu 4.92 test edilerek buradan geri dönmüştü. Gerçekten de bu Fibonacci kanalının çizgilerinin de ne kadar düzgün bir şekilde çalıştığını hep birlikte görüyoruz arkadaşlar. Tabi günlük grafikte de aslında daha kısa vadeli bir Fibonacci kanalı oluşumu gözleyebiliyoruz. Şu iki dip seviyeyi birleştirip aralarından geçen zirveyi birleştirdiğimiz zaman elde ettiğimiz Fibonacci çık kanalı şurada içeride daha hafif eğimli yukarı yönde ama yataya yakın bir Fibonacci kanal hareketi. Bu Fibonacci kanalını düşündüğünüz zaman da gerçekten de geçenlerde işte 477 seviyelerini gördüğü zaman gerçekten de bu Fibonacci kanal çizgilerinden birisi test edilmiş ve buradan geri dönmüş. Ve aşağı harekette de yine kırmızı bölgede Fibonacci kanal çizgilerinden bir diğeri test edilmeye yaklaşılmış ve buradan tekrar geri dönmüş. Ve bugün itibariyle de tam olarak aslında şu çizgi test edilmiş bu noktada tekrar aşağıya gelmiş ama bu kırmızı bölgede kalamamış. Kapanış itibariyle şu an itibariyle 4 80 seviyelerinde ve kendini yeşil bölgeye atmış. Bu gidişatın böyle olması durumunda Yarın için ve bu hafta için hedefimiz aslında tekrar bu mavi çizginin test edilmesi olmalıdır. Sadece Fibonacci yorumuna göre arkadaşlar 465 60 seviyeleri. Hemen bir Hakin Aşı incelemesi yapalım. Hakin Aşı'ya göre de aslında bugünkü hareketiyle birlikte ilk defa satış sinyali ürettiğini görüyoruz arkadaşlar. Zira bugünkü mumda sadece aşağı sarkmış bir kırmızı mum olarak görüyoruz. Eğer kapanış bu şekilde gelirse Haykin Aşı yorumuna göre önümüzdeki dönemde birkaç günlük e, süre içerisinde düşüşün devam etme olasılığı yüksektir. Dolar TL kurunda düşüşün devam etme olasılığını biraz daha irdeleyelim. Bunun için indikatörlere bakalım. İndikatörlerde MACD'nin günlük grafikte e, kuvvetli bir şekilde sat sinyali üretmeye başladığını görüyoruz. Son 2 gün itibariyle. Dolayısıyla bu düşüşü teyit eder nitelikte. Yine RSI'nin da önemli bir destek seviyesinde olduğunu görüyoruz. RSI için bu seviye çok önemli. Günlük grafikte bence bunu mutlaka ve mutlaka takip etmek gerekiyor. Eğer bu seviyeyi aşağıya kıracak olursa RSI açısından diyorum. Bu seviye seviyeyi aşağıya kıracak olursa düşüş daha da sertleşebilir. O takdirde destek direnç seviyelerimizi de birazdan belirleyeceğiz. Tabii bunu yine olma olasılığını artıran bir diğer Gösterge ise yani dolar tl kurundaki düşüş olasılığını artıran bir diğer gösterge ise stokastik arasayın aşırı satış bölgelerine geçmeye çalışması. Bu durumda şöyle bir sonuç çıkartabiliriz aslında günlük bazda. İndikatörlerin çok önemli destek seviyelerine ya da kritik seviyelere geldiğini görebiliyoruz. Stokastik arasayın tam 20 seviyesine yakın seviyede olması, RSI'nin çok önemli bir destek seviyesinde olması, yine MACD'nin sat sinyali veriyor olmasına karşın daha önce oluşmuş ortalamaların geçtiği dip seviyesine yakın seviyede olması şu an için Dolar-TL kuru açısından dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor 3'ü. Tabii buna bir de Haykin aşının sat sinyali ürettiğini düşünürsek yani o sinyalini de ekleyecek olursak önümüzdeki kısa dönemde en azından Dolar-TL kurunda aşağı yöndeki hareketin devam etme ihtimalinin kuvvetli olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Hemen Bollinger Bands'i de inceleyelim arkadaşlar günlük grafik üzerinden. Gördüğünüz gibi Bollinger Bands'in orta çizgisi aşağı yönde kırılmaya çalışılmış, kırılmış aslında ve tekrar fiyatlar kendini bu orta çizginin üzerine atmaya çalışıyor. Bunun da gösterdiği direnç seviyesi şu an için yani bugün için 463 seviyesi arkadaşlar. Bu seviyenin üzerinde bir kapanış gelmesi durumunda Bollinger Bands'in üst çizgisinin geçtiği seviye olan 479 480 seviyeleri olacaktır ama genelde Fiyatlar Bollinger Bands'in orta çizgisine bir yöne kıracak olursa bundan sonraki hareketi Bollinger Bands'in sonraki çizgisinin geçtiği yerdir. Hedef olarak burayı tayin eder. Tabii bu bilgiyi de eklersek biraz önceki olasılık analizine eğer indikatörler ve Heikin Ashi'de ulaştığımız sonuçlara dolar TL ile ilgili önümüzdeki dönemde aslında bu mavi çizgiye yaklaşana kadar bir düşüşün devam etme olasılığının kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ekstra beklenmedik bazı durumların olması durumunda bu hareket ters dönebilir. Bu söylediklerim yatırım tavsiyesi de değil ayrıca. Bu Bollinger Bands'in alt çizgisi de bu seviyede kalmayacak. Bu seviye 4.46 seviyesi bugün için önemli bir destek seviyesi arkadaşlar. Bu seviyenin önemli olmasının başka bir e, sebebi de daha önceden destek olarak direnç olarak çalışmış olması. Dolayısıyla 4.45 4.46 seviyeleri de günler ilerledikçe aslında Bollinger Bands'in bu alt, orta ve üst çizgisi de ilerleyecek. Alt çizgisi muhtemelen yükselerek ilerlemeye devam edecek ve önümüzde aslında 454'lük, 453'lük seviye önemli destek olarak karşımıza çıkacaktır. Aşağı hareketin devam etmesi durumunda bugün görmüş olduğumuz dip seviyenin yani 459'lu seviyelerin yarın için aşağıya kırılması gerekir arkadaşlar ilk etapta. Burası 4.59 seviyesi aşağıya kırılacak olursa bir sonraki hedefte de 4.54-4.53 seviyeleri olacaktır. Bir miktar da aşağıya sarkabilir aynı zamanda. Tabii 4.52 seviyesi aşağı yönde kırılacak olursa bu durumda da yine Fibonacci çizgilerinden birisinin geçmiş olduğu 4.48 seviyeleri, 4.46 seviyeleri önemli destek olarak karşımıza çıkacaktır. Bu seviyede aynı zamanda bu uzun vadeli günlük grafikte göstermiş olduğum uzun vadeli yükselen kanalın orta çizgisinin geçtiği seviyelere çok yakın arkadaşlar. Dolayısıyla bu çok kuvvetli bir destek seviyesi olarak karşımıza çıkacak. 4.46 ile 4.48 bandı. Eğer bu seviye aşağıya kırılacak olursa o zaman kademeli olarak ilk etapta 4.40 seviyeleri daha sonra 438 seviyelere önemli destek olarak karşımıza çıkar. 438 desteği ise şu yükselen trend çizgisinin bize sağlayacağı destek seviyesidir. Bunları da hemen burada işaretleyelim. Yükselişten bahsedebilmemiz için İlk etapta 4.63'ün yukarı kırılması gerekir. Dolar TL kurumda burası yukarı kırılacak olursa bu mavi Fibonacci çizgisinin geçtiği seviye olan 4.66 seviyesi önemli bir e, direnç olarak karşımıza çıkacak. Bu seviyenin de yukarı kırılması söz konusu olursa arkadaşlar o zaman 4 saatlik grafiğe dönelim. Çünkü daha detaylı bir trend çizmemiz gerekir. O durumda da aslında şu şekilde bir düşen trend çizgisi söz konusu. Bunun yukarı yönde kırılması gerekir ki bu da 4.68'lik bir seviye. 4.68'in de daha önceden de destek direnç olarak çalıştığını da hatırlatmak istiyorum. Sizlere önemli bir seviye 4.68 seviyesi. Buranın da yukarı kırılması söz konusu olursa sırasıyla 471 seviyesindeki Fibonacci çizgisinin de geçmiş olduğu direnç seviyesi karşımıza çıkacaktır. Bu seviyede yukarı kırılacak olursa o takdirde hedefimiz 477, 478 seviyeleri olacaktır ve hemen dolar TL kuru üzerinde çok büyük etkisi olan e, dolar endeksinin kısa bir teknik analizini yapalım arkadaşlar. Çünkü dolar endeksindeki yükseliş dolar TL kurunda da yükselişe sebep oluyor. E, en son yayınlamış olduğum teknik analiz videosunda yine dolar endeksi ile ilgili teknik analiz videosunda kısa vadeli bir düşüşün gelebileceğini ardından da yükselişin söz konusu olabileceğinden bahsetmiştim arkadaşlar. E, açıkçası bu yükseliş biraz daha çabuk geldi. Ben biraz daha düşüşün ya da işte yatay ya da daha hafif eğimli bir yükselişin devam etmesini bekliyordum dolar endeksinde. Ama sert bir yükseliş yaşıyoruz bugün itibariyle de. Dolayısıyla Dolar endeksi dünyada değer kazanmaya devam ediyor. Bugün itibariyle çok sert bir yükseliş daha yaşıyoruz şu anda ve çok önemli direnç seviyesine geldiğini de görüyoruz arkadaşlar. Şu seviye yani daha önceden de defalarca test edilmiş bir seviye 95 13 seviyeleri. Bu seviyenin yukarı kırılması gerekir ki dolar endeksindeki hareket devam edebilsin. Yine bir önceki teknik analiz videomda dolar endeksi ile ilgili RSI için şöyle bir destek seviyesinin ne kadar önemli olduğunu söylemiştim ve bu destek seviyesine yaklaştığı konusunda sizi uyarmıştım. Buradan geri dönebilirse demiştim o zaman yükseliş devam edebilirdi. Nitekim o şekilde hareket ediyor gibi. Şimdi önemli bir noktaya geldik yine eğer 70 seviyesini geçecek olursa dolar endeksi için RSI değeri çıkış çok daha sertleşecektir arkadaşlar. Diğer taraftan dolar endeksinin yükselme ihtimalini artıran bir diğer gösterge ise stokastik RSI'de gizli. Stokastik RSI'nin de aşırı satış bölgelerine geçmeden hemen önce yönünü yukarıya çevirmiş olması ve tekrar al vermiş olması da önemli bir ayrıntı. Bir de RSI ile ilgili Dolar endeksi için şöyle bir şey söyleyebiliriz. Burada bir düşen trend çizgisi söz konusu arkadaşlar günlük grafikte. Bu düşen trend çizgisi yukarı yönde kırılırsa eğer kapanış bugün itibariyle bu seviyelerden gelirse çıkış daha da sertleşebilir. Bugünkü kapanış, yarınki kapanış dolar endeksi açısından çok çok önemli arkadaşlar. Dolar endeksinde bir artış olursa dolar TL kurunda da aslında ikinci senaryo yani yükselme yönündeki senaryonun olma olasılığına katkı sağlamış olacaktır arkadaşlar. Benim dolar tl kuru ve dolar endeksi ile ilgili teknik analizim bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hepinize bol kazançlı günler dilerim. Hoşçakalın.